Selam, merhaba dostlar. İtalya hakkında her şey kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Yeni bir soru cevap videosuyla sizlerle birlikteyim. Sizden gelecek tüm soruları cevaplı olacağım. Herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum. Teşekkür ederim. Cüzdanımı çaldırdım. İçinde permisyon vardı. Ne yapmam lazım? Arkadaşlar, cüzdanınız çalınırsa her şehrin kendine ait kayıp çalıntı bölümü var. Denuncia yapıyorsunuz. Polise gidiyorsunuz. Denuncia yapıyorsunuz. Denuncia ile birlikte kayıp ve çalıntı bürosuna gidiyorsunuz. Oradan cüzdanınızı teslim alıyorsunuz. Genelde bütün cüzdanları ya sokağa atarlar, ya çöp tenekesine atarlar, ya da sağa sola fırlatırlar. O yüzden cüzdanınızı en güzel bulacağınız yer kayıp çalıntı bürosu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ona da yaklaşık bir 5-6 euro ödüyorsunuz eğer bulunursa. Onun dışında herhangi bir sıkıntınız yok. Oldu da bulamadınız, ne yapacaksınız? Kösturaya gideceksiniz. Tekrar evrak işlemlerinizi yeniden yapacaksınız. Mahkemeye girmenize gerek yok. Permisyonunuzu tekrar, yani sil baştan çıkartıyormuş gibi yapmanız lazım. Bilginiz olsun. Ne yapacaksınız? Evraklarınızı çalındığına dair denuncianızı alacaksınız. Kösturaya gideceksiniz. Kösture size evraklarınızı hazırlamanız için bir kağıt verecek. İçerisinde ne gerektiği yazıyor. Onlarla birlikte tekrar permisyona başvuracaksınız. Herhangi bir mahkemeye girmenize gerek yok. Hani oldu da 6 aylık permisyonu çaldırdınız. Yine denuncia yapıyorsunuz. Yine koysturaya gidiyorsunuz. 6 aylık bir permisyon daha alıyorsunuz. Çalındığını söylüyorsunuz. Bilginiz olsun. Ama koysturaya bilgilendirmek zorundasınız. Haberiniz olsun. Mesela çok gelen sorulardan bir tanesi ehliyet çevirisi. Hemen söyleyeyim. Ehliyet çevirileri başladı. Ehliyet çevirmesi için yapmanız gereken tek şey şu. Permesso giorno, carta d'identità, marca da bollo ve testleriniz sanitari arkadaşlar. Bunlar varsa ehliyet çevirinizi yapabilirsiniz. Kart identite biliyorsunuz adres oluyor. OHAL reşit olmayan gelenler için de geçerli mi? OHAL herkes için geçerli ama bilmediğiniz bir şey var. OHAL sadece denizden gelenler için geçerli. Yani denizden geldiyseniz, yakalandıysanız, adınızı aldılarsa sizi kabul etmiyorlar. Ama oldu da nereden gelirsiniz gelin, yakalanmadıysanız herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. İtalyan vatandaşı olanlar Almanya'da çalışabilir mi? Arkadaşlar, normalde periodo lungo aldığınız zaman bile İtalya'dan, İtalya dışında istediğiniz bütün Avrupa ülkelerinde çalışabilirsiniz. İtalyan vatandaşı olanlar bütün Avrupa ülkelerinde çalışabilir. Bilginiz olsun. Hem de çok rahat çalışabilir. Sıkıntı bile yaşamazsınız. Yeminli tercüman aileden birisi olabilir mi ehliyet için? Arkadaşlar, yeminli tercüman aileden birisi olabilir ama güvenmezler. Kabul etmeyebilirler. Çünkü aile olduğu için yeminli tercüman, yani ehliyet çeviriniz için aileden olmayan birisini götürürseniz sizler için daha iyi. Haberiniz olsun. Yani yeminli tercümana gidin. Arkadaşınız varsa arkadaşınıza gidin. Yani tanıdığınız birisi varsa onlara gidin. Ama aileden birisini, soy ismi aynı olan birisini götürdüğünüz zaman güvenmeyebilirler size. Bilginiz olsun. Yeminli tercümanlar var. Onlara gidin. Yani 50 euro para vereceksiniz. 60 euro para vereceksiniz. Yeminli tercümana gidin. Ya da 150-200 euro verin. Avukata gidin. Avukat çevirsin. Daha iyi. Acıma oturumu alırsak ülkemize gidebilir miyiz? Arkadaşlar, işçilik, familiare, acıma oturumu, bu tür oturumlarla istediğiniz zaman ülkenize gidebilirsiniz. Sadece azili politikayla ülkenize gidemezsiniz. Haberiniz olsun. Aslına bakarsanız yasa olarak gidemezsiniz ama giden çok fazla kişi var ama hava yollarını kullanamazsınız. Yani İtalya'dan direkt çıkış yapamazsınız. Bilginiz olsun. Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde çalışmak istiyorsanız ve vatandaş değilseniz de yapmanız tek gereken şey 5 yıl boyunca İtalya'da oturumunuz olması lazım. 5 yıl boyunca kart identite, yani rezidansınız olması lazım. Permisyonunuz bittiğinizde periodo lungo'ya başvurabilirsiniz arkadaşlar. O zaman periodo lungo ile bütün Avrupa ülkelerinde çalışabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bilet cezası yedim. Bir sakıncası var mı oturumum almak için komisyondan? Arkadaşlar, bilet cezası yememeye bakın ama yerseniz de herhangi bir cezası, herhangi bir sıkıntısı yok. Çünkü bilet cezasını siz şahıs firmasından yiyorsunuz. Yani özel firmalardan yediğiniz için onu komisyona yansıtmıyorlar. Onu karakola yansıtmıyorlar. Onu sadece belediyeye yansıtıyorlar. Belediye adresinize makbuz gönderiyor. Bilginiz olsun. Yani herhangi bir komisyonda sıkıntı yaşamazsınız. Ceza yeseniz bile, ama erken öderseniz sizin için daha iyi. Bilginiz olsun. Çünkü her geçen gün katlanıyor. En fazla 10 katına kadar çıkabiliyor. Bilet cezası sizin komisyonda herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Bilginiz olsun. 8 aydan beri buradayım.
ülkeme dönersem benim için bir sıkıntı olur mu? Arkadaşlar iltica ettiniz ve yani çok özür dilerim. Keşke hemen pes etmeseniz, kendinizi hemen bırakmasanız, vazgeçmeseniz isterim ama ülkesine geri dönmek isteyenler için söylüyorum. Pasaportunuz yoksa konsolosluğa gidiyorsunuz. Konsolosluktan bir çıkış kağıdı alıyorsunuz ama bilginiz olsun bir daha geri dönemezsiniz. Gittiğiniz zaman büyük ihtimal pasaportunuz olmadığı için uçağa bindikten sonra Türkiye'de ya da hangi ülkede inecekseniz, hangi ülkenin vatandaşıysanız sizi polisler karşılıyor ve neden gittin, niçin gittin diye sorgu sual soruyorlar. Herhangi bir sıkıntınız yoksa sizi serbest bırakıyorlar, bilginiz olsun. İtalya aile birleşim vizesi genellikle kaç ayda sonuçlanıyor? Bilgilendirirsem mutlu olurum. Arkadaşlar İtalya'da aile birleşimi, biz buna nulla osta diyoruz. Nulla osta, normalde bütün evraklarınız varsa yani aile birleşimi yapacaksanız 90 günde sonuçlanması lazım yasal olarak. Eğer 90 günde sonuçlanmıyorsa size verilen kağıtta zaten 90 gün yazıyor. Avukat tutarsanız avukatınız işleminizi hemen yapar. Nulla osta çok zor bir işlem değil. Normalde 90 gün içerisinde size cevap vermeleri gerekiyor. Bilginiz olsun. Maiski'de komisyon var. Ne gibi tavsiyeler veriyorsunuz? Arkadaşlar komisyon sorularını ben YouTube'da sadece katıl butonuna basan aboneler için yayınladım. Eğer komisyona girecek olanlar varsa bence arkadaşlar hem kanala destek hem de bana destek olmak için katıl butonuna basın. Komisyon videosunu izleyin. Bütün soruları verdim. 12 sorunun da 12'sini verdim, bilginiz olsun. Ne yapmanız lazım? Sağlıklı bir şekilde, dikkatli bir şekilde komisyon sorularına çalışmanız lazım. Size verecekleri cevapları güzel, net bir şekilde vermeniz lazım. Cevap verirken de verdiğiniz cevaptan soru çıkartmamaları lazım. Yani öyle bir cevap vereceksiniz ki sonuna, cevabın sonuna noktayı koyacaksınız ki verdiğiniz cevaptan bir daha soru çıkartmasın. Eğer böyle yaparsanız mahkemeniz, komisyonunuz 1 saat sürer, oturumunuzu alırsınız. Komisyon soruları neden çok önemli? Komisyon sorularını bilirseniz mahkemede hazır cevap vermiş gibi olursunuz, net olursunuz. O yüzden 1 saatten az sürer. %90 şansınız olur, %10 da sizin konuşmanıza bağlı. Benim arkadaşım İtalya'ya geldi, yeşil pasaport ile geldi, iş buldu. Roma'da oturuma başvurabilir mi? Yeşil pasaporttan gelenler iş buluyorsa demek ki yani yasal bir iş mi buldu? O çok önemli. Questura'ya gidip müracaat etmeleri lazım. Bana göre yeşil pasaportla gelenler normalde Questura öyle oturum vermiyor. Yani iş buldu derken kaçak iş bulduysa ona bir şey söylemem. Ama normal iş bulduysa buna genel yasaları yönlendiriyor. Hani biliyorsunuz bu Flüsi yasası çıktı. Normalde der ki git Türkiye'ye, sana bir davetiye göndersinler. Davetiyle geri gel derler. İşçilik vizesiyle. Ama İtalya'dayken ona çevirebilir mi? Çeviremez mi? Questura'ya sorması lazım ama bence çeviremez. İtalya devleti Türk vatandaşlarına kaç senede oturum izni veriyor? Soru herhalde buydu. 2000 years later. Arkadaşlar bunun Türk vatandaşlarıyla alakası yok. Ben şunu söylüyorum her zaman. Eğer bir oturum iznine başvurduysanız, yani iltica ya da mülteci olarak başvuru yaptıysanız, eğer kamplara girersiniz, bu 1 ve 1,5 yıl içerisinde oturumunuzu alırsınız ama komisyondan geçersiniz. Eğer kamplara girmezseniz ne yapıyorlar? Bekletiyorlar. Nasıl olsa bunun evi var diyorlar, işi var diyorlar, kalacak yeri var diyorlar. İlk baştaki kamptakilere öncelik veriyorlar. O yüzden ne yapın, ne edin, oturumu hızlı almak istiyorsanız mutlaka kamplara girin. Şunu da diyebilirsiniz. Ya biz gittik ama hiç kamp yokmuş. Ne yapacağız diyebilirsiniz. Arkadaşlar kamp yoksa şehri değiştirin. Kamp yoksa deyin ki ben sokakta kalıyorum. Benim hiçbir şekilde kalacak yerim yok deyin. Questura'ya gidin. Questura'dan kamp alabilme şansınız yüksek. Yani bilsinler ki sizin gerçekten eve ihtiyacınız olduğunu hissetsinler, görsünler. Eğer bunu yapmazsanız zaten size de kamp vermezler. Teşekkür ederim. Cevap için rica ederim. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle lütfen beni takipte kalın. İtalya'dan herkese kucak dolu sevgiler diliyorum.